değerli izleyenlerimiz, fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Savunma Sanayi Fuarı İDEF TÜYAP'tayız. Sektörün öncü firması AB Çevre Güvenlik Sistemleri'nde konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Nurettin Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Nurettin Bey merhaba. Öncelikle standımız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok da fazla kalabalık da var, çok da talep var. Öncelikle ben standla ilgili de izlenimlerinizi merak ediyorum. Fuarınız nasıl geçiyor efendim? Ya insanlar savunma sanayi ile alakalı bayağı meraklı. Evet. Şu an teknoloji trend de ona doğru gidiyor zaten. Biz de bu sektörde bulunmak için uğraşıyoruz. Fuarlarda hayatımız olmazsa olmazı burada verim de olabiliyor elbette. Umarım sonuna kadar da bol bereketli geçer standınızda. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun İnşallah. Tekrar. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi AB Çevre Güvenliğe dönecek olursak eğer biraz sonra sohbetimiz devam edecek ama ben öncelikle firmanızın tanıtımını sizden rica ediyorum. Kaç yıl önce kuruldunuz? Evet, Nurettin Bey kimdir efendim? Firmamız 2019 yılında akademisyen bir kadro tarafından kuruldu. Ben firmaya 2020 yılında başladım. 2020 yılından beri de firmanın genel müdürü olarak görev yapıyorum. Harika. O günden bugüne de sürekli gelişen de bir tabii teknolojiyle beraber de sürekli ürün yelpazesini genişlemiş durumda. Evet, evet. Birazcık o yüzden hizmetleri açmak istiyorum izleyicilerimiz açısından. AB Çevre Güvenlik Sistemleri deyince aklımıza neler gelmedi Nurettin Bey? Şimdi biz dediğim gibi ben başladıktan sonra Ar-Ge yapmaya başladık bu konuyla alakalı. Ar-Ge çalışmalarını önce sismik sensörler, sınır güvenliği, çevre güvenliği ile alakalı sismik sensörler üretmeye karar verdik. Bu konuda Ar-Ge direktörümüzle beraber ciddi çalışmalar içerisine girdik. Bu konuya odaklandık. Biliyorsunuz pandemi dönemi girdi araya. Pandemi döneminde bizim de pandemiye katkımız olsun diye bir mobil sterilizatör cihaz geliştirdik. Halkımızın kullanımına bunu sunduk. Sonrasında pandemi döneminin devamında ürünümüzü sunmamız tamamlandıktan sonra sensör odağımıza hızlandık ve ürünleştirdik. İnşallah İran sınırında kullanmaya başlayacağız. Görüşmelerini tamamladık, testlerimizi yani tamamladık. Türkiye değil, yurt dışına da duyurmak üzere de ismimizi, Türkiye'nin adını da Türkiye-İran sınırında, evet, Türkiye-İran sınırında kullanmaya başlayacağız. Ondan sonra da ülkemize ve milletimize hayırlı olacak. Peki Nurettin Bey, ürünleriniz o zaman sadece savunma sanayi fuarındayız ama ona ait değil değil mi? Farklı firmalar, farklı sektörlerle var hizmet vermiş olduğunuz. Alabilir miyiz? Hangi sektörlere farklı hizmetler veriyorsunuz? Yani yine savunma sektörüyle alakalı. Sensörümüzün dışında bir de toplantı güvenliği ile alakalı özel bir cihazımız var. Yani biliyorsunuz artık günümüzde telefonlar risk oluşturmaya başladı. Evet. Konuşmaların dışarı çok fazla çıkmaması gerekiyor. Bunu engellemek için bir cihaz geliştirdik. O da şu an ürünleşti. Onu da halkımızın istifadesine ve siz sürekli geliştiriyorsunuz. Evet, Ar-Ge ekibiniz var. Var. Evet. Nasıl çalışıyorsunuz? Neye göre? Yani proje bazlı mı yoksa belli stoklarınız var, kendiniz üreterek mi devam ediyorsunuz işlerinize efendim? Hedeflerimiz var. O hedefler çerçevesinde belirlediğimiz ürün kriterleri üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. O şekilde Harika. Yönlendiriyoruz. Şimdi bakıldığında hizmet sektörü ve hizmet sektörü çok zor aslında ama dışarıdan çok kolay görünseniz de teknoloji deyince kolaylık geliyor ama aslında hataya mal vermeyen bir iş kolunuz var. Evet. Bu anlamda hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Nurettin Bey? Neler öncelikleriniz? Ya öncelikle dediğim gibi Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Ar-Ge, titiz Ar-Ge çalışmalarının sonrasında tabii bu geliştirilen ürünlerin testleri var. Yani sonradan çünkü bir ürünü ürünleştirdikten sonra geri dönüşü çok kötü olabiliyor. Tüm zorlu testleri gerçekleştirip öyle piyasaya arz ediyoruz. Bir sorunla da karşılaşmıyoruz. Para kaygısı olmadan müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz aslında. Bir diğer konu da elbette ki tüm dünya üzerinde böyle aslında hizmet sonrası destekler yani teknik servis bölümü olmazsa kan kaybedebiliyoruz. Ne gibi çözümler uygular AB Çevre Güvenlik Sistemleri müşterilerinize satış sonrasında? Biz ürünlerimizin arkasındayız. Ürünlerimizle alakalı bir sorun yaşandığında direkt değişimle cevap veriyoruz. Yani zaten değişecek ürünü biz zaten vermiyoruz. Şu ana kadar sattığımız ürünlerin hiçbirinden bir geri dönüş olmadı. O yüzden gerek de kalmadı değil mi? Evet, evet. Peki pazarlama ağınızı kendiniz birebir mi yoksa bayilikleriniz aracılığıyla mı yapıyorsunuz? Yani şu an bayilik olarak henüz bir girişimimiz olmadı. Direkt kendimiz pazarlamasını yapıyoruz ama ilerleyen süreçte ürün gamları arttıkça illaki o süreçlere gireceğiz. Yapılanma sürüyor öyle değil mi efendim? Tabii. Peki birçok firma görebiliyoruz sizler gibi. Herkes de kendi kalitesinden, kendi hizmetlerinden bahsediyor haliyle elbette ama sizin peki diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli AB Çevre Güvenliğe? Niye siz tercih
tercih edilmelisiniz? Farkınız nedir diğerlerinden? Yani şimdi diğer firmalara gittiğinizde bir sorunla gidiyorsunuz, bir çözüm istiyorsunuz. Dediğim gibi biz Arge firmasıyız. Biz en hızlı çözümü, en uygun çözümü kısa bir sürede gerçekleştiririz. Evet. Gerçekleştiririz. Birebir sizlerden alıyorlar tabii, çünkü elbette. Sonuna kadar bir hizmetlerinizin arkasındasınız. Hizmetlere sınır yok diyebiliriz. Yok, evet. Peki birkaç yıl öncesinde kurulduğunuz, çok da kısa sürede güzel başarılar elde ettiniz elbette. Tabii işleri kurmak kolay değil. Evet. Onu sürdürmek çok daha zor. Aradaki zorluğu yaşayan siz, biz şu anda kurul düzeninizi, güzel projelerini sizlerden dinliyoruz. Bize kolay elbette ama neler yaşadınız o günden bugüne ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydi o günlerdeki Nurettin Bey? Şimdi biz bugüne gelirken, bugüne gelirken firma olarak firma kurucumuz gerçekten bizi çok iyi destekledi ve bu ürünlerle alakalı dışarıdan herhangi bir destek almadık, devlet desteği almadık, bunları öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Bundan sonra da uygun şekilde götürmeyi planlıyoruz. Var mı peki farklı projeler, yenilikler? Çünkü sürekli araştıran, gözlemleyen, yenilikler katan bir firma olmuşsunuz. Projelerimiz var ama tabii bu etapta bunları söylemek çok doğru olmaz. Çünkü sürpriz galiba. Piyasa sürekli kaynıyor bununla alakalı. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler çalmaya çalışıyor. O yüzden projeleri çıktığı paylaşmak, zaman paylaşacaksınız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerinize, sizleri tercih edenlere son sözleriniz nelerdir Nurettin Bey? İlgilerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız açık. Herkes tanrınızı da bekliyorsunuz. Hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsinler, bilgi almaya gelsinler. Tabii. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem kendi ülkenize hem de Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca AB Çevre Güvenlik Sistemleri'nin ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Fuarınız hayırlı olsun. İnşallah, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, AB Çevre Güvenlik Sistemleri'nden İDEF'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve programa kadar hoşçakalın.